Balkanlarda kaos planı işlerken Türkiye sıcak çatışma hattında NATO'nun şemsiyesi altında konumlanıyor. Lüleburgaz'dan yola çıkan 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburu Sırbistan sınır hattında konumlandı. İntikalini tamamlayan Türk komandosu sözde barış gücü KFOR'la ihtiyat birliği olarak görev yapacak. Sırbistan ordusu sınır hattında KFOR ve Kosova polis gücü Sırp belediyelerinin etrafında bekleyişini sürdürüyor. Priştine ise ABD'ye biat yarışında polemik yaşıyor. Kosova yönetimine tepkili muhalefet Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte adım atılmasını istiyor. Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi PDK Genel Başkanı Memni Krasniqi, Başbakan Albin Kurti'nin ABD'yi güçlendirdiğini söyledi. Uluslararası ortaklarla koordine olmadan eylemlerin başarısız olacağını savundu. ABD ile ilişkimiz kutsal olduğu için en önemlisi o. İlişkimiz kutsal olduğu için onu tehlikeye atmanıza izin vermeyiz diye konuştu. Avrupa ise rahatsız. Ukrayna'ya yetemeyen batılı ülkeler yeni bir cepheye dahil olmak istemiyor. Avrupa Birliği'nden Kosova yönetiminden talimatlarına uymasını istiyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 3 ana başlıkta öneriler yaptı. Sırp nüfusun seçime katılmasının sağlanarak seçimlerin yenilenmesini, polislerin belediye binalarından çıkmasını istedi. Ayrılıkçı söylemler kesilmeli diyen Borrell, Avrupa Birliği'nin sert tedbirler alacağını kaydetti.